Ben arabama bindiğimde derece olarak 54 dereceyi görebiliyorum arabanın derecesinde. Direksiyonu tabii ellemek zor oluyor arabayı çalıştıracağım zaman, ama bir süre sonra buna uyum sağlıyorum. Yani Evet. ben buna artık alışmış durumdayım. Yani biz buna uyum diyoruz. İnsan vücudunun bu değişen iklime bir uyum sağlaması süreci. O nedenle İngiltere'de örnek vermek gerekirse, İngiltere'de yaşayan bir kişinin Aydın'da benim yaşadığım bu sürece uyum sağlaması biraz zor. Onlar tabii ki çok uzun süren yağışlı kış mevsimi gibi mevsimleri geçiriyorlar. Bu nedenle Aydın'a geldiğinde sıkıntılarla karşılaşabilir. Ama burada en önemli nokta, insanın uyum sürecini çok hızlı bir şekilde yakalayabilmesi. Çünkü iklim değişikliğinin hızı ne yazık ki insanlığın uyum hızından daha hızlı ilerliyor. Onun için de çeşitli çalışmaların yapılması gerekir. Bununla ilgili öncelikle bu soruyu sorduğu için sevgili katılımcımıza çok teşekkür ediyorum. Bu beni mutlu etti. Çünkü bir farkındalık olduğunu anlıyoruz. Bizim uyum çerçevesinde ilk başta gerçekleştirmemiz gereken farkındalığı arttırmak ve ardından da eğitimler. Şu anda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz iklime uyum projesi kapsamında bu çalışmaları yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de daha detaylı olarak iklim değişikliğinin ortaya koyduğu hastalıkları ve nelerle karşılaşabileceğimizi anlatma fırsatı bulurum herhalde Dilara Hanım. İsterseniz burada teşekkür keseyim. Teşekkür ederim. Mevsimler kayıyor. İnsan da umarım en kısa sürede biyolojik uyumluluğu sağlar. Bu noktada Yılmaz Bey de bize sanırım birkaç cümle edecek. Tabii burada... İklim değişikliğinin en büyük problemi biyolojik uyumlu sürecinin ne kadar kısa olduğu veya uzun olduğu ile alakalı. Çünkü iklimde meydana gelen anomaliler bizi aslında bu adaptasyon sürecine ne kadar çabuk adapte olduğumuzla bizim sağlıklı bir şekilde ömrümüzü uzatmaya çalışacak. Ben burada sadece şu bilgiyi vermek istiyorum. Dünyada en sıcak nokta Kaliforniya'da geçen yıl 17 Ağustos 2020 tarihinde Ölüm Vadisi Ulusal Milli Parkı içerisinde ölçüldü ve kayıtlara en yüksek geçen sıcaklık 54.4 santigrat derece ile Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde var olan Ölüm Vadisi Ulusal Milli Parkı'nda ölçülmüştür. Zaten benim de aldığım bilgilere göre Los Angeles'ta zaten herhalde bizim buradaki serinleme odaları tarzı bir şeyler kurulmaya başlamış artık. İnsanlık da bunun bilincinde. Evet. Burada da biyolojik uyumluluk sanırım hızlanacak bu noktada. İnşallah. Ben Burcu Hanım'a dönmek istiyorum tekrar. Burcu Hanım, insan yokken de iklim değişti mi? Çok güzel bir soru oldu. İnsan yokken iklim de değişti mi? Değişti. Ve bunu aslında ben konuşmalarımda, verdiğim seminerlerde muhakkak bahsetmek istiyorum ve bahsediyorum. Çünkü bu aslında bizim böyle işte dünya buzlar altında kaldı gibi televizyondan izlediğimiz bir Amerikan Hollywood filmi değil. Aslında dünya daha önce buzul çağlarından geçti. Ve Antarktika dediğimiz, biraz önce dünyanın bizi geçmişine götüren kıta dediğimiz kıtada tek kıta, tek parçadan ayrılıp 7 kıtaya ayrıldığı dönemde 5. büyük kıta olarak güneyde yerini alıyor. Ve sonrasında tabii dünyanın o soğuma ve ısınma dönemlerinde, evrelerinde de yağan yoğun soğuk dönemler ve yoğun buzul dönemlerinde de üzerinde kilometrelerce büyüklüğünde buzullar oluşuyor. Biraz önceki sorunuzda ifademin de içine yerleştirdim aslında. İşte iklim değiştikçe oradaki buzullar eriyor, ama ben size çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. Oradaki buzulların erimesi demek, yani şu an hali hazırda Antarktika'nın
karasal alanın üzerinde donmuş buzların tamamı eridiğinde, ki bunu hani genelde magazinde de çok en fazla işte dünyadaki buzullar eriyecek, dünya sular altında kalacak. Hakikaten çok magazinselleşti. Evet yani karadan kaynaklı buzullar eridiğinde, hani şey gibi düşünelim, bir su bardağı var ağzına kadar dolu. İçine buz attığınızda ne olur? Su taşar. Yani karadaki buzullar haliyle bir ekranda da görüyoruz. Koptuğu zaman ve denize, okyanuslara entegre olduğu zaman deniz su seviyesini artırıyor. Sadece Antarktika tek başına potansiyelde 70 metre deniz su seviyesini arttırma potansiyeline sahip. Bu hakikaten çok yüksek bir rakam. Diğer buzullardan bahsetmiyorum bile. Yani iklim erittiğinde sonra otomatik olarak kutuplar yine bize bir ceza kesiyor. O da işte eriyen buzulun, karasal buzulun deniz su seviyesini arttırması. Bir de deniz buzları var Dilara Hanım. Ona da kısaca bahsetmek isterim. Ki işte deniz buzu, deniz ne oldu? Dondu, deniz buzu oldu. Beni çok ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor. Yine biraz önce sizin ifade ettiğiniz mevsimlerde değişmeler var. Azaldı. Bir bakıma işte o ilkokullarda cıvıl cıvıl öğrendiğimiz işte dört mevsim varla Türkiye'de öğrencilerimiz dersleri görür. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, evet. Artık böyle müzikleştirmiş de durumdayız ama... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.